Değerli basın mensupları, değerli misafirler, Orya Park İstanbul projemizin birinci etabını sizlere tanıtmak üzere düzenlediğimiz toplantıya hoş geldiniz. Bu sabah değerli vaktinizi ayırdınız, davetimizi kabul ettiniz, geldiğiniz için ben Orya Park ailesi adına hepimize teşekkür ediyorum. Öncelikle size biraz Orya Park'ın arkasındaki güçten, birikimden, projemizi şekillendiren bakış açımızdan söz etmek istiyorum. Orya Holding'in ilk kuruluşlarından olan Orya Taş, 1966 senesinde kurulmuştur. Günümüze kadar karayolu, demiryolu, havalimanı, sanayi tesisler, boru hat projelerinin yanı sıra konut, ofis ve otel projelerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Orya Taş şimdi kendi arazisi üzerinde yaklaşık 180 bin metrekare alanda 900 milyon Türk lirası değerinde Orya Park İstanbul projesini yaşama geçiriyor. Kendi arazimiz üzerinde ve kendi ismimizi verdiğimiz Orya Park İstanbul projesi bizim için çok önemli ve özel bir proje. Değerli arkadaşlar, biz bu projeye insan mutluluğuna odaklı bir vizyonla başladık. Hedefimiz kentin değerli bölgelerinden birinde dikkatlerden kaçmayacak mükemmeliyette bir yaşam merkezi oluşturmaktı. Kentte yaşamın zorluklarını asgariye indiren, insan hayatını konfor ve hizmetle kolaylaştıracak, mutluluklarına katkıda bulunacak bir proje geliştirmeye çalıştık. Ayrıca rezidans kimliğinin gerektirdiği konfor ve hizmeti uygun şartlarda sağlamaya çalıştık. Bunun yanı sıra enerji tasarrufu bilinciyle hareket ederek uygun cephe sistemleri ve projede kullandığımız ürünlerin yüksek enerji verimliliği olmasına dikkat ettik. Orya Taş'ın gerçekleştirdiği Orya Park İstanbul projesi çok fonksiyonlu karma bir yaşam projesidir. Ofis, otel, alışveriş merkezi ve rezidanstan oluşan Orya Park projesi böyle bir düşüncenin sonucunda tasarlandı. Bugün için ise Crown Plaza Otel, Orya Park ofis ve alışveriş caddesi avenide yaşam başlamış bulunuyor. Rezidans inşaatımızda ise şu anda 26. kattayız. Hı. Amacımız 2016 senesi sonuna kadar arzu ettiğimiz, düşlediğimiz bu mutlu insanları, yani Orya Park sakinlerini projemizde görmeyi arzu ediyoruz. Şimdi sözü projeyle ilgili daha ayrıntılı bilgi vermek için Satış Pazarlama Müdürümüz Mevsim Eldemir'e aktarıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Mehmet Bey. Değerli medya mensupları, değerli misafirler, hepinize hoş geldiniz. Davetimizi kabul edip bugün bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Konuşmama başlamadan önce projemizin tanıtım filmini izletmek istiyorum size. Hep birlikte tanıtım filmimizi bir izleyelim, arzu ederseniz. Sizi böyle alabiliriz. Böyle alalım sizi. Işıkları kapat. Sakinliği ve yüzyıllardan sürülen efsanevi güzelliğiyle
farklı bir İstanbul sunmak için. Ne İstanbul'dan vazgeçebilirim, ne trafik stresine alışabilirim. İnsan seçimlerini doğru yapınca ikilemler ortadan kalkıyor. Oryapar, Ümraniye'deki benzersiz konumuyla kolay bir yaşamın kapılarını açıyor. Öyle ki köprülere, havalimanlarına ve her iki yakaya dakikalar içinde ulaşabiliyorsunuz. Örneğin Bebek, Bağdat Caddesi, Levent ve Maslak sadece 7 dakika. Ataşehir, Ataşehir Finans Merkezi ve Çekmeköy 10 dakika. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 2, Boğaziçi Köprüsü 5, Sabiha Gökçen Havalimanı 20, Atatürk Havalimanı 30, metro 10 dakika uzağınızda. Sporla keyifli bir arama yaşıyorsam, başlarken de biterken de öyle olmalı. Kısacası ben oraya birkaç dakikada ulaşmak istiyorum. Orya Park'ta spor olanaklarına ulaşmak gerçekten de birkaç dakika. Açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness, yoga, yürüyüş parkuru, çok amaçlı spor sahası evinizin yanı başında. Doğal ortamda spor yapmayı tercih ederseniz, Orya Park'ın hemen yanındaki kent ormanı sizi bekliyor olacak. Ayrıca özel yemek odaları, sauna, buhar odası, kids club, clubhouse, home theater. 20 milyonluk bir kentte yaşamak insana akılcı davranmayı öğretiyor. Burada her şey elimin altında. Orya Park Aveli'de keyifli zamanlara kolayca ulaşmaya hazır olun. Ailenizle, dostlarınızla güzel anları paylaşacağınız farklı konseptlerde kafe ve restoranlar, temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz market, kuru temizleme, banka ve çeşitli mağazalar hizmetinizde olacak. Ve elbette Crown Plaza Hotel. Tüm konfor ve olanaklarıyla ayrıcalıklı Orya Park sakinlerini ağırlamak için sabırsızlanıyor. Evimin kalitesi, yaşam kalitemle doğrudan ilgili. Elbette siz yaparsınız. Muhteşem mimarisi ve birinci sınıf yapı kalitesiyle Orya Park size hak ettiğiniz yaşamı vaat ediyor. Orya Park, hak ettiğiniz yerde yaşayın. Değerli medya mensupları, Orya Park İstanbul tasarlarken Mehmet Bey'in de vurguladığı gibi hedefimiz kentin en değerli bölgelerinden birinde bir yaşam merkezi oluşturmaktı. Ben de sizlere özellikle projenin bu hedefi doğrultusunda birinci etapında neler yaptığımızı özetlemeye gayret edeceğim. Orya Park İstanbul projesi, Orya Taş İnşaat'ın kendi arazisi üzerinde geliştirdiği bir proje. Yaklaşık olarak ilk etapta 36 dönümde 180 bin metrekarelik bir inşaat alanını kapsıyor. Çok fonksiyonlu bir proje. 36 katlı iki rezidans bloğunda 526 daireyi, bir alışveriş caddesini, Crown Plaza Oteli 5 yıldızlı ve onun yanında ofislerden oluşuyor. Amacımız Orya Park'ta bir rezidanstan beklenen konfor ve hizmeti uygun şartlarda sakinlere sunmak. Hem konumu hem mimarisiyle bu amaca hizmet edeceğini düşünüyoruz biz. Ulaşım açısından sizlerin de gördüğünüz gibi son derece avantajlı bir konumda. Her iki köprünün, çevre yollarının ve bağlantı akslarının buluşma noktasında erişim son derece kolay. Normal hava ve yol koşullarında Bebek ya da Bağdat Caddesi'ne 20 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindesiniz. Ayrıca Çekmeköy-Üsküdar metro hattına yapılmakta olan yaklaşık 5 dakikalık mesafedesiniz. Aynı zamanda bölgede yaşayan ve trafik çilesine katlanmak istemeyen ve evine yürüme mesafesinde olmak isteyen bölge çalışanları için de bir alternatif yaşam alanı olduğunu düşünüyoruz. Mimari olarak baktığımızda rezidanslar son derece konforlu ve ferah bir şekilde tasarlandı. Tasarımlarımız son derece modern. 1+1'den 4+1'e kadar farklı seçenekler sunmaya gayret ettik. Metrekarelerimiz yaklaşık 82 ila 259 metrekaresi arasında değişiyor. Projenin bir önemli özelliği de yaklaşık 12 metrekarenin üzerinde balkona sahip
Çok özel dairelere imkan sunmuş olması, proje her yönüyle hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan sosyal ve renkli yaşam alanlarını da içinde barındırıyor. Açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness center, sauna, premium lounge, özel yemek odaları, parti odaları, çok amaçlı spor sahası, yürüyüş parkurları, açık ve kapalı otoparkı da mevcut. Ayrıca projenin bir özelliği de site sakinleri, Crown Plaza Otel'in tüm hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak faydalanma imkanına sahip olacaklar. Alışveriş caddesi de rezidans sakinlerinin yanı sıra ofis çalışanlarının ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde kurgulandı. Açık ve kapalı otoparkı ve yaklaşık 20 premium markayla hizmet verecek şekilde hazırlandı. Marketten kuaföre, konsept kafe ve restoranlardan eczaneye kadar farklı seçeneklerde mağazalar sunuluyor. Ayrıca Orya Park sakinleri için alışveriş caddesine özel bir geçiş koridoruyla kolaylıkla ulaşım imkanı sağlanıyor. 27 katlı ofis projemizin bir parçası olan Crown Plaza Orya Park'ın hemen yanında yükseliyor ofisimiz. Yaklaşık olarak 25 ofis katı lobi ve restoran alanından oluşuyor. Mimari özellikleri bakımından da çalışma verimliliği ve çalışan güvenliği ön planda tutularak hazırlandı. LEED Gold sertifikasına sahip ofislerimiz. Ofis katlarında 9 adet asansörümüz, açılabilir pencere sistemleri, yangın anında yangın merdiveni ve hollere dumanın girmesini engelleyecek ters basınç sistemi hazırlandı. Ayrıca kullanılan otomasyon sistemi binaların operasyonu sırasında oluşacak işletim giderlerini azaltmayı da hedefliyor. Crown Plaza Otel'de ise 16 katta 156 standart, 30 junior suite ve 11 suite odayla toplam 197 odayla hizmet verecek şekilde hazırlandı. Bölgenin seçkin konuklarını ağırlamak üzere düzenlenmiş, ayrıca 11 farklı büyüklükte toplantı odasına sahip bir balo salonu, lounge alanları, 2 adet restoran ve bir sağlık kulübü de projenin otelin içerisinde mevcut. Projenin ödeme koşullarına gelirsek, Orya Park'ta rezidanslarda rakamları biz lansmana özel 5200 lira metrekare birim fiyatı olarak başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuyoruz. Birkaç bankayla anlaşma yaptık. TEP, Akbank ve Garanti Bankası. Bu bankalardan da çok özel faiz oranlarıyla sakinlerimiz kredi kullanma imkanı bulacaklar. Ayrıca lansmana özel 2016 yılı sonuna kadar, yani proje teslim tarihine kadar sakinler tercih ederlerse şirket bünyesinde sıfır faizle vadelendirme imkanı da sağlanacak. 2016 yaklaşık 21 ay gibi düşünebilirsiniz. Bir diğer önemli detay da bizim için bu çok özel. Bu konuda çok çalıştık. Projedeki yaşam başladıktan sonra ki ilk 4 ay boyunca site sakinlerinden aidat alınmayacak. Değerli basın mensupları, umuyorum ki sizleri detaylı bir şekilde bilgilendirme imkanı bulabildik projeyle ilgili. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Benim paylaşabileceklerim şu anda bu kadar ama sizin sormak istedikleriniz varsa yanıtlamaktan memnuniyet duyarız. Buyurun. Lansmanı özel 5200 lira. Evet. Bu belli adet için geçerlidir yoksa belli bir süre mi var? Belirli bir sayı ya da süre belirlemedik. Açık söylemek gerekirse bu birazcık da projenin zaten biz şu anda ilk sadece bir bloğunu satışa açtık. İkinci bloğu geçmeden rakamlar değişecek. Projemizin belli kısmı bitmiş 20. kata kadar da gelmiş. Evet, 26. Evet. Şu ana kadar satış yapıldı mı projede? Noktaya gelene kadar yani maketli satışlara biz alışık olduğumuz için merak ettim. Açık söylemek gerekirse 17. kat seviyesine gelene kadar çok uzun süre, bir yıldan fazla bekleyen yatırımcılarımız oldu. Herhangi bir satış yapmadık. 17. kat seviyesinden sonra artık yoğun baskılara dayanamayarak yakın çevredeki referanslı yatırımcılarımıza küçük bir ön satış gerçekleştirdik. Yaklaşık projenin %20'si ön satışta eritildi şu anda. İlk 4 ay aidat almayacağız dediniz. Peki aidat ortalamanız
İkinci soruda yemek odaları dediniz. Bunu biraz açar mısınız? Elbette. Aidat ilk 4 ay almayacağız. Şu anda danışmanlık firmamız bir çalışma yürüttü. Metrekare birimde yaklaşık olarak aidatlar proje için öngörülen 3 TL. Bizim öngörümüzde 3-4 TL bandında bir yerde o aidat rakamlarını tutmak. 4 ayda satın alan yatırımcılarımızdan ve site sakinlerinden, rezidans sakinlerinden aidat almayarak onların hem ikinci kiralama ve satışta hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. O nedenle de böyle bir karar aldık. Özel yemek odalarına gelince proje içerisinde günlük hayatta hepimizin yaşadığı bir şey. Özel bir misafirimiz geldiğinde restoranın kalabalığında ya da evin içerisinde ağırlamayı tercih etmiyoruz. Biz bu nedenle özel yemek odalarını geliştirdik. Burada 20 kişilik ya da 100 kişiliğe kadar kullanılabilen alanlarda misafirlerini ağırlayabilecekleri küçük bir mutfakçığın da olduğu özel yemek odaları oluşturduk. Restoranlardan, Crown Plaza Otel'den ya da kendi servisleriyle orada misafir ağırlayabilecekler. Ben sizin konunuza bir ilave yapmak istiyorum. Aidatlarla şey yaptınız. Aidatlar bizim hassas olduğumuz bir konu. Şimdi aidatlar konusunda yapabileceklerimiz birincisi enerji tasarrufu. Biz bu bilinçle projelerimize hareket ediyoruz. Zaten otel ofisimizde Gold sertifikamız var. Şimdi rezidanslarda da yine aynı mantıkla gidiyoruz. Bu bakımdan cephe sistemlerimizi ve sağladığımız hizmetleri enerji verimliliği yüksek cihazlar seçerek enerji tarafını biz halletmiş oluyoruz. Yani burada düşük aidatı sağlamamızda bir şey yok. Şimdi bizim özellikle üzerinde durmak istediğimiz rezidans. Rezidans kelimesinin getirdiği tanımlama konfor ve hizmetten geçiyor. Şimdi konfor ve hizmet arkadaşlar çok ucu açık bir kavram. Ben size istediğiniz konforu 5 yıldızlı otel 7 yıldızlı da sağlayabiliriz biz bu rezidanslardan. Ama tabii bu aidatlara yansıyacaktır. Bunu dengesini ayarlamak kat maliklerinin vereceği bir kararla ilgilidir. Ama biz bu projede birçok rezidans hizmetini zaten sakinlerin bir asansör mesafesine ulaşabilecekleri, günlük ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri bir alanda sağlıyoruz. Dolayısıyla aidatlarımız düşük olacak. Enerji tarafını hallettik. Hizmetlerde de böyle bir optimum seviyeye getirdik. Ondan sonrası sakinlerin vereceği kararla ilgili olacaktır. Mesela rezidans konforu dediğimiz zaman yani otel konforuna yakın bir konfor demektir bu. Yani biz bizim rezidans bloğumuzda yemek restoranlar falan yapmadık. Şimdi bu restoranların çalışabilmesi için bir gelen olması lazım. Sadece içmeye hizmet eden restoranlar maalesef iyi hizmet veremiyorlar. Onun üzerinden biz yemek salonları yaptık. Catering'in bu konuda Oryo Park Crown Plaza destek verecek. Arzu ediyorlarsa dışarıdan da şey yapabilirler. Yemek pişirme olmayacak ama catering'le yemek servisini dağıtacak, toplantılar falan site sakinleri yapabilir. Evet, buyurun. İki etaptan bahsettiniz projede. Evet. Şu anda ilk etapına. Evet. Biz burada şu anda bir blok veriyoruz. Ama siz konuşurken içerisinde otel, rezidans, ofis, yasa ve kalabalık. Aslında şu anda çekimden ben, dolayı. Bu konuya ben şey yapayım. Lütfen, çünkü arazinin sahipliği şirketimizde olduğu için biraz evveliyatı var. Esasında bizim arazimiz tek parçaydı. Alemdağ Caddesi'nden başlayıp buraya gelip şöyle bir L şeklindeydi. Bu bağlantı yolu arazimizi önce ikiye kesti. Şu aradaki cadde bir de böyle vurdu. Üçe ayrılmış oldu arazimiz. Şimdi bu strip burada otel, yanında ofis, karşıda rezidans, ön tarafında alışveriş merkezi var. Bu taraflar bitmiş o zaman. Buraları bitti. Şu andaki Crown Plaza otel. Otel bizim şirketimize ait. Biz işletiyoruz. Oryo Park ofisi de kiralamaya başladık.
Alışveriş Caddesi de projenin önünde, Alışveriş Caddesi'nde de yaşam başladı. Orada da markalar yerlerini almaya başladı. İkinci etapta peki ne olacak? İkinci etapta aynı arazi sanırım arka tarafta bir orada bir şey aslında. Bu tarafta yani Alemdağ Caddesi şu tarafta. Çevre arada şu yol çevre yolu geçtiği için göremiyoruz burada. Esas o projemiz Alemdağ Caddesi'ne cepheli ve metro durağının hemen yanında. Fabrikayı taşıyor musunuz? Fabrikayı sonunda taşıyoruz. Arkadaşımız iyi sordu. Evet, güzel soru. Fabrikayı tabii ki taşıyacağız. Ne zaman bir takvim verir mi? Takvim arkadaşlar bu projenin bitişiyle şey olacaktır. 2016 sonu. Efendim? 2016 sonu. Yani 2016 sonu gibi. Nereye taşıyacaksınız? Nereye taşıyacaksınız? Arkadaşımız cevap verebilir. Bizi tanıyor bile. Üniversitesinin olduğu alanı evet. Terk mi ettiniz yoksa bağışladınız mı? Bizim terk ettiğimiz bir alan da orası. Tamir terk. Evet, yani. Evet. Tamir terk olan bir alandır. Anladım. O fabrikanın yanındaki ofis benzeri bir yapılanma düşünüyorsunuz yoksa? Çok büyük bir arazi olabilir. Çok büyük bir arazi. Arkadaşımız doğru söyledi. Orada da ofis, alışveriş merkezi ve konutların yine olacağı bir proje. Anladım. Planlıyoruz. Evet, karma proje olacak deniyor. Mehmet Bey, fiyatlar için ne düşünüyorsunuz? 5200'den başlıyor şu anda. Bittiğinde önümüzdeki sene 2016'da... Bana sorarsanız ben size çok yani şey bir cevap verebilirim. Mevzu Hanım cevaplasın daha iyi olur. Şimdi bizim planlamamız projenin başlangıcından yani ilk lansmana çıktığımız takvimden itibaren tamamlandığı tarihe kadar 2016 teslim tarihine kadar yaklaşık olarak %35 civarında bir primle tamamlamayı öngörüyoruz. Ama projenin yeri, bulunduğu lokasyon, içerideki çalışma sistemimizde ve gelen talepleri de göz önünde bulundursak tahminimiz bunun daha üstünde olacağı yönünde. Evet. Buyur. İyi bir günler Çakale. Öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İki tane sorum olacak. Bankalarla anlaştığınız uygun faiz oranı nedir? Şöyle söyleyeyim. Tabii bununla ilgili olarak aslında tam bir oran vermek doğru değil ama şu aşamada 120 ay kadar 0.83 ile kredi kullandırma imkanına sahibiz. Ama tabii süre olarak bunu söyleyebilmek, telaffuz etmek mümkün değil. İkinci sorum da bu. Buyurun. 2016 yılın sonuna kadar 0 faizle evet. Satış imkanı veriyorsunuz. Evet. Dairenin tamamı bütün fiyatına mı yoksa belli bir teşkilat aldıktan sonra bakiyesine mi? %50 peşin geri kalan bakiye için proje teslim tarihine kadar 0 faiz uygulanacaktır. Buyurun. 1+1'in fiyatı ne kadar? 4+1'in fiyatı ne kadar? 1+1'lerde başlangıç fiyatlarımız şu anda 471 bin TL'lerden başlıyor. Bu bahsettiğim rakam 82 metrekarelik dairelerimiz için geçerli. Metrekareler büyüdükçe ve konumundan dolayı da rakamlar yukarıya doğru çıkıyor. 4+1 dairelerde ise rakamlar şu anda yaklaşık olarak 1 milyon 380 bin TL seviyesinde. Maksimum rakam olarak söylüyorum aslında bunda. 238 metrekare. Yani pardon. Kaç tane projede 1+1 var, kaç tane +1 var? Projede yaklaşık 178 tane 1+1'imiz var. 62 tane 2+1'imiz var. Bunlar balkonsuz 2+1'lerimiz. 32 tane balkonlu 2+1'imiz var. Yaklaşık olarak 34 tane hatta evet 34 tane 4+1'imiz var. Arkadaşlar 3+1'lerin sayısını şu anda hatırlamıyorum. 178. 178. Tamam. Teşekkür ederim. 4+1'in kaç metrekarelik acaba? 4+1'lerimiz 238 metrekarelik dairelerimiz. Onlar için çok özel çalıştık. O dairelerde 2 tane balkon var. Çok keyifli kullanım alanlarına sahip. Bu balkonlar aslında her biri 12,5 metrekarenin üzerinde. Ve köşe daireler oldukları için çift cepheye sahipler. Projenin bana göre özel daireleri 196 metrekarelik 3+1'ler. Onlar da aynı şekilde 12 metrekarenin üzerinde de balkona sahip daireler. Ve 17. katın üzerinde olduğu için güzel bir konumlamaya da sahipler. Mehmet Bey, bu fabrika alanını taşıyacaksınız 2016 sonunda. Evet. Bu kentsel dönüşüm çerçevesinde de orada bir proje geliştirmiş olacaksınız. Kentsel dönüşüme sokarız diye düşünüyoruz. Ama imar planımız şu anda bu parselleri de kapsayacak şekilde var zaten. Nasıl yani?
markanın detayını bilgi verebilir miyim? Bahsettiğim gibi ön tarafında ofis alışveriş merkezi ve konutların bulunduğu bir şekilde. Alemdağ Caddesi'nde ofisler ve alışveriş. Arkasında da yine konutların bulunacağı bir imar planlaması var. Bakanlığı telekom boşalttığı alan var. Orası bir bilgim yok. Bilemiyorum. Oradaki arazimiz aslında arazinin şu andaki toplam büyüklüğü 110 dönüm. 110 dönüm civarında. Şu anda biz 36 dönümde proje gerçekleştiriyoruz. Geri kalan kısmı da fabrikanın olduğu alan. KDV oranı da rica edebilir miyim? %1. %1. Evet. Ve konutlarda KDV dahil şu anda satışta. 149'un üstü de yine %1 mi? Net kullanım alanında zaten 150'nin altında kalıyor dairelerimiz. Dolayısıyla problemimiz yok. Sadece iki tane bahçe dubleksimiz %1 KDV dışında kalıyor. Onlar da zaten istisnai daire. 4+1'ler de mi? 4+1'ler de yaklaşık olarak 149 metre tamamlıyor. Evet. Bu verdiğiniz metrekareler netle bürüttü mü? Verdiğimiz metrekareler daire için bürüt metrekareler. 82 ya da 238 diye tabir ettiğimiz metrekareler bürüt metrekarelerimiz. Net olarak? Yaklaşık bizim net ve bürütümüz arasında %35 fark var. Biz o konuda çok hassas davrandık. Projelerde genelde biliyorsunuz bu çok ince bir çizgi. Netsin üzerine uygulanan bürütlerde zaman zaman çok farklı yorumlamalar olabiliyor. Biz sadece net metrekarelerin üzerine, daire halı netinin üzerine, öyle tabir edelim aslında, kat koridorundan o dairenin metrekaresi oranında daireye düşen pay ve bina giriş holünden dairenin metrekaresine düşen pay dışında bir ilave yapmadık arkadaşlar. Dolayısıyla %35'te tutmayı başardık yaklaşık olarak. Evet, daire iç kullanımlarımız son derece güzel. Net brüt farkımız son derece az. Son derece kompakt oldu dairemiz. Yani teknik alanlar, otopark ve diğer alanları brüt metrekareye dahil etmedik. Sadece kat holünü dahil ettik. Neyse, bu metro yakın zamanda açılacak. Gündemde belediye yetkilileri yaptığımız son görüşmede bu Ümraniye'deki biliyorsunuz Eğitim Araştırma Hastanesi'nin oraya bir durak yapılacak ve bu finans merkezine bağlantılı bir metro olacak. Evet, evet. Aynı zamanda Çekmeköy Dudullu Üsküdar metro hattıyla da kesişecek. Yani ikinci bir metro hattı. O zaman buraya en yakın durak hastane mi oldu ki durak? Doğru. Hastanenin oradaki bir de yürüme bu taraftaki yürüme mesafesinde 5 dakika mesafede. Mehmet Bey, bu hasta sizin üzerine yaptığınız bu inşaatları da tek siz mi yapıyorsunuz yoksa ortağınız var mı? Biz yapıyoruz. Oraya taş. Oraya taş ona kadar biraz çok bilgi verebilir misiniz? Kaç tane projeyi gerçekleştirdiğinizi anladı? Bizim kadar bugün neden böyle bir lansmanla çıkma ihtiyacı duydunuz? İlk kez bu kadar büyük bir yapım ortağına mı? Yoksa genel ülke ekonomisiyle bağlantılı olarak satışta bir endişe mi? Güzel soru. Teşekkür ederim. Oryataş daha ziyade altyapı projeleriyle gündeme geldi bugüne kadar. Biz aşağı yukarı 1953 senesinden beri tarih sektöründeyiz. Yani havalimanı, demir yolları, yakın tarihe kadar en fazla hava demir yolu yapan bir şirketti. Konut projelerinde yakın tarihte yapmadık ama daha öncesinden yaptık. O zamanlarda böyle lansmandı, şeyli o tarz şeyler yoktu. Projenin tanıtımıyla ilgili kendi arazimiz üzerinde yaptığımız inşaatının 26. katı geldik. Lansmanı bu tarihte yapmamızın da sebebi bir endişe değil. Bu tarihten sonra geçecek sürenin mümkün olduğu kadar azaltmaya çalıştık. Burada oturum amaçlı yer almak isteyen sakinlerle bu süreyi fazla da heyecanın kaçmasını istemedik. Yani oturmak isteyen bir an evvel, şimdi çok hızlı bir değişim yaşayacağız binamızda.
Bina bitecek Ağustos ayında, cephesi bitecek sene sonunda, bundan sonra cepheler, mekanlar başlayacak. Yatırım amacıyla alanlar da bu süre geçtikçe bina işte ben bir an evvel kiraya vereyim istiyor. Bu süreyi mümkün olduğu kadar optimumda tutmaya çalıştık. Yoksa satış için hani bir endişemiz, bir şeyimiz yok. Zaten satmadık şimdiye kadar. Gelen baskı üzerine bir kısmını satmak zorunda kaldık. Kendi hayatınız üzerinde yeni projeleri geliştireceğinizi bile getirdiniz. Bundan sonraki süreçte konut, ofis, AVM gibi inşaatlara Aynı zamanda mı başlama? Yani bu konut geliştirmek, yapı projelerini geliştirmekle ilgili bundan sonraki stratejiniz ne olur? Bundan sonraki stratejimiz yine pazar koşullarına bakarak projemizi şekillendireceğiz. Biz çok uzun araştırmalardan sonra planlamamızı yaptık. Ona göre bir şeyimiz var, bazı bir planımız var. Fakat sizlerin de takip ettiği gibi bu emlak piyasası günden güne değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Bu projeyi tamamladıktan sonra artık son final halini verip günün ihtiyaçlarına göre o projemizi de şekillendireceğiz. Evet, başka büyük bölgede bu Ansi'den dışında Ansi stoğumuz var mı? Onu merak ediyorum. Onlarla bir proje düşünüyorsunuz. Var, var. Oraya taşın, Riva'da büyük bir arazisi var. Oranın da biraz gelişmesini bekliyoruz. Ne kadar belli mi dönüm? 750 dönüm. İkinci sorum da şu. Geçen hafta İnsat, İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği toplantı düzenledi. Orada inşaat malzemesi sanayi sektörünün bu iki ayda %3, %5.5 yılından bahsettiler. Oradaki ekonomi danışmanlarından Profesör Kerem Arkin de eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran'dan sonra yakalandı gerçi ama faiz artırma süreci başladığı zaman Türkiye, Meksika gibi, Brezilya gibi, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde konut fiyatlarında balon riski gündeme gelebilecek dediler. Türkiye'de Erhan Boysanoğlu, Mesan Eski'nin patronu konutlardaki fiyattaki balon riskini arsa fiyatlarındaki yüksekliğe bağlıyor. Ama Erhan Bey de geçen hafta bir açıklama yaptı, dedi ki döviz kurundan dolayı konutlara yine zam yapılacak. Bir taraftan balon riski ihtimali söz konusu, özellikle 2016 için. Bir taraftan da konut tekrar zam gelme ihtimali söz konusu. Yani sektörle ilgili biraz endişe duymalı mıyız sizin yorumunuzun? Ben sektörle ilgili bir endişe duymuyorum. Çünkü İstanbul 20 milyonluk bir kent. Ve baktığınız zaman çok önemli bir yerdeyiz. Yani Asya ile Avrupa'nın birleştiği bir yerdeyiz. Potansiyel olarak İstanbul'un sanat, finans çevresi olarak çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Şimdi bugün Türk Hava Yolları'nın durumuna baktığınız zaman Türk Hava Yolları yani dünyanın her tarafından yerlerden insan getiriyor ve bu yerlere uçuş yapıyor. Dolayısıyla artık İstanbul diğer şehirler gibi daha öne çıkacaktır. Dolayısıyla bu büyümenin, bu yeni vizyonun yaratacağı muhakkak bir talep olacaktır. O konudan konut sektöründe balon olduğunu düşünmüyorum. Yani emlak fiyatlarına Avrupa'da baktığımız zaman böyle bir endişenin olduğunu düşünmüyorum. Ayrıntılarla ilgili müzakeresinin 3 lira civarında olabileceğini öngördüğünüz gibi getirdiniz. Bunlar büyük üzerinden hesaplanacak aydattan öncelikle. Bir de ortak olan normalde bütün sitelerde en büyük sorunlardan bir tanesi ortak olan sulama, ortak olan elektrik ve ısıtma ile ilgili giderlerin yüksek olması, onların az ücret hesaplanıyor olması. Siz de bu 3 liranın içerisinde bunları da öngörerek mi, yoksa ortak olan sulama, elektrik için başka bir sorunumuz var mı? Cevap verin. Ben cevap vereyim. Buyurun. Şimdi biz
aidatlar konusunda çok hassas olduğumuz için bu konuyla ilgili ortak alanları da kapsayan ve tüm site sakinlerinin kullanımı sonrasında brüt metrekare birim bazında oluşabilecek rakamları öngörerek bir çalışma yaptırdık. Oluşan rakamlar da bu çalışma çerçevesinde ortaya çıkan rakamlar. Dolayısıyla ortak alanları da kapsıyor. Çünkü biz de biliyoruz ki rezidans konforu dendiği zaman sosyal yaşam alanlarının getirdiği ek maliyetlere insanlar bir noktadan sonra katlanmak istemiyorlar. Dolayısıyla aidatlar konusundaki hassasiyetimiz çerçevesinde rakamlar belirlendi. İlk 4 ayı da bu nedenle aslında göz önünde bulundurduk. Sitede yaşam başladıktan sonraki 4 ay boyunca aidat alınmaması hem evini kiralamak isteyen hem de içeride yaşam başladığı zaman belli bir süre projenin değerlemesi bakımından avantajlı olacağını düşünüyoruz biz rezidans sakinleri için. Yani bir artı bir belirlenen bir aidat varsa her ay o aidat rakamı değiştirmeyecek. Hayır, hayır. Öyle bir çalışmamız yok. Ortak yıl bazında bir... elektrik fiyatı ayrıca şudur. Ortak alanlardaki rakamlar yaklaşık değerlerdir. Dolayısıyla ama orada ortak alandaki aydınlatma standartlarınız, sulama standartlarınız zaten belli bir süre sonra oturacaktır. Orada aidatlardaki değişkenlikler ortak alanlarda ekstra bir hizmet vermenizle yukarıya ya da aşağıya doğru ivme kazanıp eksilecektir. Dolayısıyla bir değişkenlik göstereceğini düşünmüyoruz. Evet, başka sorusu olan var mı arkadaşlar, yoksa bitirelim mi? Buyurun. Oraya parkın açılımı nedir acaba? Ben hep Ortu Yardımlaşma Kurumu gibi geliyorlar. Her geçtiğim zaman. Oraya parkın açılımı Orya Holding'ten gelmektedir. Holdingimiz Orya Holding olarak geçer. Orya. 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 Yine aynı Orya. Şey. Orya. Orya. Yani Orya'nın bir açılımı var mı? Var. Osman, var. Remzi, var. Yaşar falan mı? Çok güzel. Osman Remzi değil. Kurucumuz Orhan Yavuz'un baş harflerini. Evet, oradan yanım. Evet. Ben hep Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun bir yan şirket gibi geliyor. Yani her gün Biz onlardan eskiyiz ama. Orhan Bey 1953 senesinden beri bu sektörde faaliyette. Türkiye'nin ilk mühendislerinden olduğu için bizim... Ama boru fabrikasının sahibi oluyor. Bir tanesi ben öyle tabii biliyorum. Ki, tabii ki. Evet. Evet, değerli arkadaşlar, katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İlgi gösterdiğiniz için.